Sevgili dostlar merhaba. İnsan bazı şeyleri unutabilir. Hatta bazı şeyleri zihninden silebilir ya da silinebilir. Ama acaba seksi unutmak, cinsel isteğini, dürtülerini, şehvetini unutmak diye bir şey söz konusu olabilir mi? Seksin bir hafızası var mı? Unuttuğumuz şeyi tekrar hatırlamak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hafta bunları konuşacağız. Hocam merhabalar. En baştan başlayalım isterseniz. Seksi unutmak diye bir şey, yani tuhaf bir kavram ama böyle bir şey pratikte mümkün mü? İnsanlar seksi unutuyorlar mı? Mümkün. Hatta çiftlerin neredeyse %30'u yapılan araştırmalara göre uzun bir süre seks yapmayı unutuyor. Biz bir şey yapıyorduk ama ne yapıyorduk? Hı-hı. Repliği hangi filmde geçiyordu? Cameron Diaz'ın Seks Kaseti filminde. Evet. Bu videodan sonra filmi izlesin çiftler. Ne demek istediğimizi görürler. Orada bir yemekte karı koca bir anda ya biz bir şey yapıyorduk ama ne yapıyorduk? Neydi o falan diye. Sonradan hatırlıyorlardı yaptıkları şeyin seks olduğunu. Yani aslında evlilik kurumunun gerekliliklerini yerine getirmediğimizde evlilik kurumunu anne baba olma formuna dönüştürdüğümüzde, sevgililik ruhunu içinden çıkarttığımızda seks zaten uzaklaşan bir gemi gibi çiftin hayatından çıkıyor. Ve bu oran %30. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran ve biz buna tıbbi seksolojide cinsel isteksizlik diyoruz ve en yaygın görülen cinsel sorunların başında geliyor. Şimdi bu tabii ki yediklerimizle, içtiklerimizle falan bağlantılı değil yani. Böyle Alzheimer hastaları gibi seksi unutmuyoruz. Bunu unutmamızı sağlayan bir takım değişkenler var, koşullar var. İşte az önce siz bahsettiğiniz anne baba olmak aslında bir miktar bunu etkiliyor. Ya da monotonluk. Neler oluyor da insanlar seksten uzaklaşıyor ve unutuyorlar peki? Şimdi tabii bunun sebepleri çok. Ama en önemli sebeplerinden biri partnere yönelik duygu değişimi. Yani eskiden çekici bulduğumuz o kişiye karşı artık öfke duyuyoruz. Evet. Çekici bulduğumuz o kişiye karşı şefkat duyuyoruz. Hı hı. Şimdi şefkat duyduğunuz, nefret ettiğiniz bir kişiden, tiksindiğiniz bir kişiden uyarılma alamadığınız zaman onunla yaptığınız şeyi unutmaya başlarsınız. Çünkü insanın bedeni, ruhu, zihni haz verici şeylere yönelir, elem verici şeylerden uzaklaşır. Ve kötü duygular çağrıştıran kişiyle yakınlaşmak da istemek insanın doğasına çok uygun bir şey değil. O nedenle bir kırgınlık ve öfkenin ifadesi ya da bir ona şefkatli bakma durumu olabilir. Evlilikteki güç ve iktidar savaşları buna yol açıyor olabilir. Kilo problemleri, şeker hastalığı gibi hastalıklar, depresyon gibi hastalıklar ve bunlar için kullanılan ilaçlar gibi pek çok sebep aslında cinsel isteği azaltıyor. Ama buradaki iki kritik nokta var. Bir, ben partnerime karşı mı soğudum? İki, komple cinselliğe karşı mı soğudum? Şimdi komple cinselliğe karşı soğutacak kadar büyük travma yaşanıyorsa bu çok kötü. Ama partnere karşı bir soğuma var ama başkalarına karşı bir ilgi, pornoya karşı bir ilgi varsa burada bir dönme ya da buranın tedavi olma ihtimali daha kolay. Ama komple bir silinme durumu varsa burada biraz da biyolojik dediğimiz hormonal mekanizmalarla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Mesela erkeğin kafasında bir beyin tümörü oluşabiliyor. Hipofiz tümörü dediğimiz ve o prolaktin hormonu salgılıyor ve prolaktin adamı tamamıyla isteksiz bir hale getirebiliyor. Ya da testosteronda çok ciddi düşüşler olabiliyor gibi. O nedenle böyle komple soğuma çok ağır bir tablodur ama partnere karşı soğuma bizim en sık gördüğümüz tablolardan biridir. Partnere karşı soğumayı biraz daha açalım mı? Yani partnere karşı soğumanın altında şefkatten bahsettiniz. Bu biraz ebeveyn kimliğiyle de bağlantılı. Yani bu şefkat, daha doğrusu o şehvet nasıl oluyor da zamanla şefkate dönüşüyor ve cinsellikten uzaklaşıyoruz? İnsanın içinde 3 tane temel parça var. Bunlardan birincisi çocuk parça. Bu bizim duygularımızı oluşturur ve çocukluk yaşantılarımızda şekillenir. İkincisi ebeveyn parça. Bu bizim anne ve babamızın toplumun değer yargılarıyla oluşmuş, yargılayıcı, gözlemleyen, kontrolcü bir parçadır. Üçüncü parça da yetişkin parçadır. Zaten seksi yapan parça yetişkin parçadır. O eril enerjinin, erkekte dişil enerjinin, kadında aktif olduğu enerji akışıyla birlikte tutkulu seks yapan parça yetişkin parça diyoruz. Ama ebeveyn çocuk ilişkilerinde, yani taraflardan birisi ebeveyn rolüne geçmiş, diğer taraf çocuk rolüne geçmişse aradaki enerji şefkatli bir enerji oluyor. Orada seks olmuyor. Çocuk enerjilerde de yakınlık oluyor. İki çocuk gibi oyun oynuyorlar ama seks oyunu oynamıyorlar. Evet. Ebeveyn olan ilişkilerde ise çok büyük savaşlar çıkıyor. Çünkü taraflar güç ve iktidar mücadelesine girerek aslında cinsel enerjilerini tüketiyorlar. İşte bu transaksiyonlar yetişkin formattan çıktığında Bu saydığım formatlara geçiş yaptığında tabii ki o ilişkide cinsellik olmuyor. Ve artık bir zamanlar arzuladığım, bir an önce ona kavuşmak için acele ederek eve gittiğim partnerim artık benim için tamamıyla cinsel bir obje olmaktan çıkıyor ve bu sık karşılaşılan bir durum, demin de söylediğim gibi. Bu roller, bu eşleşmeler aslında neredeyse bizim toplumumuzdaki pek çok ilişkisel ve cinsel problemi açıklıyor. Yani iki ebeveyn karakter, iki çocuk karakter ya da bir ebeveyn, bir çocuk karakter. Şimdi izleyicilerimiz de mutlaka içlerinden geçiriyorlardır. Siz de düşünün lütfen. Yani acaba ilişkinizde ya da sizin yakın çevrenizdeki ilişkilerde insanlar ebeveyn mi, çocuk mu, yetişkin mi? Bu parçayı ayırt edebilmek için özellikle ilişkinin başlangıcında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü bir zaman sonra eğer bu tablo bizi bir ebeveyn ya da çocuk yapacaksa bunu en başta fark etmek herhalde en doğrusu olacak. Bazen yol ayırmak adına. Şöyle, evliliğin başında aslında insanlar bunu fark edebilirler. Çünkü evlenmeden önce şehvet duydukları kişi imzayı attıkları anda bir anda farklı birine dönüşebilir. Çünkü evlilik kurumu regresif bir kurumdur. Ebeveynlerimizde problemimiz varsa, çocukluğumuzda travmalarımız varsa evlilik kurumu onların çözüleceği bir alana dönüşebilir. Ve bu psikolojide çok sık karşılaşılan bir durumdur. O yüzden en başta bir çekim hissetmiyorsanız o kişiyle sorun yaşayacağınız kaçınılmazdır. Biz bunu, en başta dediğiniz kısım hangisi? İlk tanıştığımız andan itibaren güçlü bir çekim olması lazım. 1-2-3 kuralı vardır ilişkilerde. 1, denkliktir. İnanç, kültür, eğitim denkliği, aile denkliği. Bütün denklikler burada vardır. İkincisi, onu beğenmek, ondan hoşlanmak, ona sevgi duymaktır. Çünkü onunla bir hayat geçirilecektir. Üçüncüsü de şehvettir. Şimdi şehvetin olmadığı ama mantıklı gelen bir ilişki zaman içinde cinsel problem yaşayacaktır. Sevginin olmadığı ama mantıklı olan bir ilişki şehveti de bitirecektir. O yüzden 1-2-3'ün birlikte olduğu ilişkiler önemli ama şehvet olmadan 1-2'nin olmasının da bir önemi yok. Ama tek başına şehvet de yetmiyor. Üçü de bir arada olacak. Şimdi siz o doktor, ben doktorum, evlenelim diyorsunuz ama aranızda bir tutku yok. Mantıklı bir evlilik ama tutku yok. Böyle bir evlilik tabii ki bir cinsel terapi konusu olacaktır. Şimdi ilk baştan beri şehvetin eksikliği apayrı bir şey. Var olan şehvetin sonradan kaybedilmesi ayrı bir şeydir. O yüzden en başta yoksa zaten o işe hiç girmemek lazım. Ne kadar denk, ne kadar doğru olursa olsun şehvetin olmadığı evlilik, cinselliğin olmadığı evlilik sigortası atmış ev gibidir ve sigortaları attı mı ev karanlıkta kalır. Sigorta dediğinizde insanın aklına neler neler geliyor. Biz nelere maruz kalmışız bu ülkede. O sabah programlarında, evlilik programlarında sigortan var mı, dışarıdan mı prim ödedin, isteğe bağlı mıydı, evin, araban, kaç evin, üzerime mi yapacaksın, neler neler gördük. Şimdi o kriterlere bakınca açıkçası bu anlattıklarınız sanki başka bir dünya gibi canlanıyor kafamızda. Ama böyle bir gerçek var bizim toplumda. Evlenmeden önce evi, arabası, sigortası, sonrasında o sigortalar sigortayı arttırıyor değil mi? Arttırıyor ve dediğim gibi mutsuzluğumuzu biz seçiyoruz. İnsanların şunu anlaması lazım. Mutluluk bir sonuçtur. Seçimlerimizin, kararlarımızın, söylemlerimizin bir sonucudur. Ve şikayetçi olduğumuz her şeyin aslında bu dünyada yetişkinken yaratıcısı biz oluyoruz. Ama sorumluluk almak yerine sürekli suçlayarak ne yapıyoruz? Hayatımıza hep şeytanı davet ediyoruz. Çünkü suçlamak şeytanı hayatınıza davet etmek demektir. Ve şeytan sizin içinizdeyse ve ilişkinizdeyse mutlaka size cehennemi yaşatacaktır. Evet, teşekkür ederiz hocam. Sevgili dostlar, biz bir zamanlar bir şey yapıyorduk ama neydi dememek için, bunu seks için söylememek için dikkat etmemiz gereken şeyler var. Dolayısıyla seksi unutmak istemiyoruz. Cinselliğin hayatımızın çok önemli bir parçası olmasını istiyoruz. Bunun için de birlikte iki yetişkin olarak ilişkimizi, evliliğimizi, birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Görüşleriniz bizim için çok kıymetli. Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Hep birlikte burada değerlendirelim onları. Ve eğer henüz hala abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Her yeni videoda bir araya gelelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.